Bodrum'da artçı depremler. Nuran Yüksel, Bodrum gündem yazıları. Depremler sadece yeraltı katmanlarının hareketlenmesiyle oluşmuyor maalesef. Bazen yaşamımızda öyle depremler oluyor ki tüm değerlerimizin, yaşantımızın birdenbire dönüştüğünü, yok olduğunu görüyor, torunlarımızın yarınları için derin kaygılar içinde kalıyoruz. Evet, bugünlerde yine Bodrum'da yıllar önce kırılan fay hatlarından birisi tekrar hareketlendi. Eğer bugün yaşananları göremez, anlayamaz ve gereğini yapamaz isek, oluşacak depremin şiddetini ileride torunlarımız çok acı bir şekilde göreceklerdir. 2016 yılında Bodrum'da hareketlenen külliye fay hattı bugünlerde şiddetini değişik yorumlarla arttırarak tekrar gündeme geldi. Kamuoyunda külliye olarak anılan dini ve kültürel tesis projesi hiç de masum bir proje değildir. Külliye, o zaman da iddia ettiğimiz gibi Bodrum'un demografik yapısını değiştirmeye yönelik bir projedir. O zaman da yine bir avuç çevreci dostun yoğun ve kararlı direnişleriyle Mimarlar Odası ve yerel yönetimlerin itirazlarıyla başlatılan hukuk süreci hala devam ederken artçılarla yine sallanmaya başladık. Yine mi diyerek yüreklerimiz tekrar kabardı. Aslında bu ve bunun gibi çekilen birçok çevre sıkıntılarının en büyük sebebi zamanında askı sürelerinde itiraz edilmeyen planlardır. Liyakat sahibi olmayanlarla yönetilen yönetimlerdir. O nedenle bugün yapılan karşı duruşların daha güçlü, örgütlü olması şarttır. Bodrum'un çevresi, doğası, demografik yapısıyla direkt ilgili projelerin de sadece seçilmişlere bırakılamayacak kadar ciddi ve önemli olduğunun hangi siyasi görüşten olursa olsun anlaşılması şarttır. Bodrum'da doğmuş ya da doğmamış, hangi görüşten, hangi inançtan olursa olsun kendini Bodrumlu olarak gören herkesin devrede olması gerekir. Eğer bu ve bunun gibi konularda kararlı, bilinçli, memleketsever, yurtsever insanların sesleri başlatılan hukuksal sürecin yanında önünde duyulmazsa, görülemezse Bodrum'a yapılan yanlışların önüne geçilmesi asla mümkün olmayacaktır. 2016 yılında bu konuyla ilgili yazdıklarımı bir kez daha paylaşmak istiyorum ve artık aynı şeyleri söylemekten, sürekli haklı çıkmaktan yorulduk diyorum. Yetti gari, yetti. Pandemide hiç görmediğimiz COVID-19'da bile uğraşmak, göz göre göre iktidarın ve yanlış muhalefet anlayışıyla uğraşmaktan daha kolay. Bodrum'a borçluyuz. Bodrum duruşunu cümle aleme göstermek zorundayız. Nuran Yüksel, Bodrum Gündem Yazıları. Yıl 2016. Bugün Kent Konseyi'nin olağan genel kurulu yapıldı. Günlerdir, haftalardır Bodrum gündemini meşgul eden iktidar tarafından Bodrum'a yapılmak üzere projelendirilen külliye ve TOKİ'lerle ilgili izlenecek yol haritası belirlenerek genel kurula sunuldu. Umdum ki bugün Nurol Kültür Merkezi Bodrum sevdalılarıyla dolup taşsın. Bazen öyle zamanlar olur ki yaşanılan konular bardağı taşıran son damlalardır. Bugün salon boştu. Bodrum'da yaşamak insanı çok dingin ve sakin yapıyor. Ege'nin suları gibi. Çok az zamanlarda coşuyor, kabarıyor. Sonra yine esen tatlı meltem sanki insanları uyuşturuyor. O nedenle kala kala yine bazen doğru, bazen yanlış yapan ama yaşadıkları topraklar ve yaşadıkları hayata dair konuşmaktan asla vazgeçmeyen bir avuç insan kalıyor ortalıkta. Bugün 156 bin nüfuslu kentte toplantıya ancak 100 kişi katıldı. Bodrumlular, Bodrum'da yaşayanlar, kurumlar ve siyasi partilerin üyeleri yine sadece seçtiklerine havale etmeyi tercih ettiler. Kendilerini direkt ilgilendiren çok önemli konuları.
Oysa ki bugünler Bodrum'un ve değerlerinin önüne yatma günüdür. Ey ana muhalefet partisinin üyeleri, ey MHP'li, HDP'li olan muhalefetin üyeleri. Neden bu kadar duyarsızsınız, eylemsiz ve örgütsüzsünüz? Neden yaşadığınız topraklarla çocuklarınızın yarınlarıyla ilgili ortak konularda bir arada duramıyorsunuz? Bütün bu olumsuzluklar şimdiye kadar seçtiklerinizin yüzünden olmuyor mu sanki? Bugün Kent Konseyi Genel Kurulu'nda Bodrum Valide Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Emin Orman bana bir Bodrumlu olarak planlanan tesisi onaylayıp onaylamadığımı sordu. Benim aynı zamanda bir müftü torunu olduğumu biliyordu. Evet, ben de cami derneği başkanı gibi Bodrumluyum. Aynı zamanda medrese eğitimi görmüş, Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye'ye destek olmuş, Cumhuriyete inanmış Bodrum müftüsü Yakup Öneş'in torunuyum. Dini öğretilerimizi, geleneklerimizi, kültürümüzü yaşayarak, yaşatarak büyüdük, bugünlere geldik. Babam Ramazan aylarında namazlarını her gün bir ağacın altında bahçede kılardı. İbadetin en güzeli doğada yapılandır. En büyük ibadethane doğanın kendisidir dermiş müftü dedem. Toprağımıza, havamıza, suyumuza, denizlerimize, ormanlarımıza sahip çıkmanın namus borcu, vatan borcu olduğunu öğrenmişti dedemden. Bizler babamdan, çocuklarımız da bizlerden bu öğretiyi ve inancı aldılar. İşte bugün benim için Bodrum'u Bodrum yapan değerlerimizin elimizde kalanlarına sahip çıkmak için mücadele etmek sevdalısı olduğum topraklara borcumdur. O yüzden artık bir arada olmaya mecburuz demekten asla vazgeçmiyorum. Aslında artık herkesin görmesi ve anlaması gerekiyor. Bodrum'a yapılmak istenen şey sadece külliye veya tokiler değildir. Müftü dedemin ve babamın en büyük ibadethane olarak gördüğü Bodrum'u Bodrum yapan cennetimiz, bugün önlenemez bir büyümeyle karşı karşıyadır. Tahsislerle bizlere, halka, halkın seçtiği yöneticilere hiç sorulmadan adeta talan edilme planları yapılmaktadır. Bodrum'a hiç yakışmayan projeler ve yapılarla, planlamalarla Bodrum kimliği ve kültürü yok edilmektedir. Plansız, programsız ve vizyonsuz uygulamalarla yeterince talan edilmiş ve yozlaştırılmış, ne yazık ki yeterince sahip çıkmadığımız sevdamız Bodrum'un bugün bizlere ihtiyacı var. Çocuklarımızın geleceğini tehdit eden, değerlerimize sahip çıkamayan, Bodrum'u plansal olarak parçalayıp talan etmeye çalışan iktidar anlayışını ancak çok güçlü bir muhalefet anlayışıyla ve buluşmasıyla çözebiliriz. Sonuç olarak, hangi görüşten olursak olalım, hangi partiyi desteklersek destekleyelim, hangi renkten, dinden olursak olalım, Bodrum'a kimselerin zarar vermesine artık izin vermeyelim. Dinimizi, kültürümüzü kimselerin yanlış anlayışlarla sevdamız Bodrum adına kullanmalarına izin vermeyelim. Gün, Bodrum sevdalıların ortak değerlerimizde Bodrum duruşunda buluşma günüdür. Bodrum duruşunu cümle aleme göstermek, Bodrum'un havasını soluyan, suyunu içen, Bodrum'a tatile dahi olsa gelenlerin Bodrum'a borcudur. Çünkü Bodrum ve Bodrumlu'nun sahip olduğu manevi değerler sadece Bodrumluların değil, tüm dünyanın ortak zenginliğidir.